Esenlikler arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Kızım. Çita. Sen dün neredeydin kızım, hiç gelmedin. Ya sen hiç gelmedin dün. Ne gündüz, ne gece. Doğurdu sandım arkadaşlar. Biliyorsunuz hamile. Göremeyince dedim tamam, bu kesin burada yapmayacağım. Şşt! Karışma kızım, karışma. Onlar senin bebeklerin, karışma. Burada göremeyince işte dedim herhalde doğurdu. En az bir 2-3 günde hiç gelmez dedim. Doğurduğu yerden çıkmaz. Dün hiç görünmedi yani. 4 ay sonra ilk defa hiç görmedim. Şu yan komşunun çatısına çıkıyordu bu geçenlerde. Dedim herhalde oradadır. Bugün baktım mıstık da oradan aşağıya iniyor. Orada ne varsa güneş enerjisinin altında gölge var. Oraya mı acaba gidiyorlar? Şu küçük çatıya çıkıp oraya tırmanıyorlar. Atlarken ses geliyor işte, o büyük binadan sacılı olan küçük. Şşşt! Kızım! Elin kulağında da ne zaman doğuracaksın? Yani ya 3 yine yapacak, o kesin zaten 3. 4 de olabilir, bakacağız. Aynı yavrulardan mı çıkacak yine? Şu renk mi doğacaklar? 3'ü aynı renk oldu çünkü. Birbirine benziyorlar. Anneleriyle aynı renkler. Bakalım farklı bir kedi doğuracak mı bu defa? Dün tam işimi bitirdim, her şeyi hallettim. Gece saat kaç? 3 gibi eve gittim. Biraz bulaşık vardı, bulaşıkları yıkadım. Bir baktım bizim kişi geldi, bunun babası. Arthur'un babası. Balkonda sigara içerken denk geldi bana. Miyavlıyor, uğuluyor. Bunlara ben gece ciğer yaptım. Tabii o burada yoktu o dakika. Ciğer yiyemedi. Zaten gelmemişti, herhangi bir mama falan da yeme durumu olmadı. Mecburen aşağıya indi maç olduğu için. Şöyle bende bir kupa bardak var. Normal kupalardan biraz daha büyük. Ciğer çiğdi yani. Bir iki paket almıştım. Bir paketi pişirmiştim. Bir paket de dolaptaydı. Çıkardım ondan biraz. Küçük küçük rahat yiyebileceği şekilde doğradım. Yani normalde çiğ besleme yapmıyorum. Verdim de yapacak bir şey yok. Hayvan açtı çünkü. Ona da dedim ciğer verelim. Ve onlar zaten bazen gidiyorlar. Birkaç gün gelmiyorlar. Mutlaka çiğ şeyler yiyorlar. Yetişkin oldukları için o parazitik şeyler pek onlara etki etmez ama yavrularda sıkıntı yani. Çiğ bir şey vermemek lazım. Tabii ciğeri doğradım. Bardağın içine koydum. Tamamen doldurmadım tabii. Yarısını doldurdum. Kupa bardak büyük, tek kediye yeterli. Buraya inmeyecektim normalde. Dedim kapının önüne ineyim. O gelir zaten. Ben aşağı inince ses geliyor ya. Koşup geliyorlar yani. Orada dedim kaldırım taşı üzerine dökerim, yesin. Neyse geldi. Döktüm kaldırım taşına, yedi. O arada Ariana nerede? Ariana da onun peşine takıldı geldi. Başka bir kedi yoktu o arada. Döktüm. Tabii o yedi. Karnını doyurdu. Ama hala miyavlıyor. Dedim biraz da mama vereyim. Daha yapacak bir şey yok. Aşağı geleyim. Geldim tekrar biraz da mama verdim. O arada baktım Arthur yok. Ben yukarı çıkarken buradaydı. Dedim nereye gitmiş? Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Arthur. Bahçede dönüyorum yani. İçim rahat etmedi. Dedim bir kardeşleri buradaydı çünkü. Benjamin de sonradan geldi. Arthur yoktu. Gitmiş gezmeye. Bir yarım saat bekledim yani. Çünkü dedim ne olur ne olmaz. Başına bir şey gelir. Yavrular yardım ister. Daha küçükler çünkü arkadaşlar. İstediğim seviyede değiller. Yani tamam. Şu anda da iyiler de en az bir iki ay daha lazım yani. İyice bir çevik olmaları için, atletik olmaları için. Kendi başlarının çarelerine bakmaları için ilk 6 ay uygun yani. Rahat rahat koşarlar, zıplarlar. Herhangi bir şey kovalarsa kaçarlar.
Mesela o konuda şey çok iyi. Benjamin arkadaşlar. Benjamin şu an kardeşlerine göre daha kalıbı yerinde. Daha bir etine dolgun. Şöyle bakalım isterseniz bir. Tabii oturunca o birazcık daha kilolu görünüyorlar da. Arthur'un da kilosu şeyi falan iyi de. Bunun kadar çevik değiller arkadaşlar. Bu daha güçlü. Yani hiç ummadığım yerlerden zıplıyor. Duvarlardan çıkıyor. Arthur birkaç deneme yapıp öyle çıkabiliyor. Hatta bazen Benjamin'in çıkamadığı yerden şey Benjamin'in çıktığı yerlerden çıkamıyor. Ariana da çok çevik. Hemen hemen Arthur'la aynı şeydeler, zayıflıktalar. Bu dün zaten pompon ya. Cimcime dün ben şeye dün ben işte bizim Küşo'ya ciğer verince o da bizim bahçe duvarının üzerindeydi. Ön taraftaki bahçe duvarının. Ya zaten şöyle şu kadar var mı? Yok. Şu duvardan ya aynıdır ya da birazcık daha kısa olabilir. Oranın üzerine çıkmış. Ben de tabii oturmuşum dizlerimi çöküp. Taşan. Bahadır'ı gördü. Bahadır'a saldırmaya çalışıyor. Ben buradayken bir şey yapamazsın oğlum. Bak lafımı da böldün zaten. Taşan. Smokin, git içerisen ben geliyorum kızım. Biraz mama koydum şuna. 3-5 bir şeyler yesin. Bahadır da bakın kendi halinde oyun oynuyor burada. Peçeteyle. Oğlum kızma kızma ben buradayım korkma. Sen gel içeriye. Taşan. Oğlum karışma ya. Sana da mama veriyoruz biz ama. Diyorsun ki hiç kimse gelmesin buraya. Ben şu an burada olmasam kovalamıştı zaten. Tam pozisyonunu almışlardı. Koydum yemedi. Kızım sen yemiştin. Sana da geleceğiz birazdan. Bununla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Oğlum sen niye yemiyorsun mama? Dışarıda fazla bir şey bulamayınca yiyor. Ciğeri de dün kaçırdı. Bugün çorba yaptım arkadaşlar ama şu an sıcak olduğu için geceye kaldı o. Soğuması lazım. Hava sıcak diye o soğumuyor. Toşu burada olunca işte benim içim rahat etmiyor. Bir şey anlatacağım. Bizim kedilerden çünkü gelmeyenler var, gelebilirler. Mıstık buradaydı, o yedi gitti. Kolay kolay gelmez, gelirse de kaçar. Şaro gelebilir. Eli kulağında yani. Buna denk gelmesin. Şu gelebilir de gelmeyebilir de onlar. Pamuk zaten bir haftadan fazla oldu, yok ortalıkta. Bakalım. Gelir mi gelmez mi? Başına bir şey mi geldi? Bunu bize zaman gösterecek. Çünkü çok aşırı gelmemezlik yapmaz yani. Hadi maksimum olsun olsun 10 gün olsun. Ariana. Kızım o kimdir o canavar? Ariana. Oğlum ye ye Toşo ye. Naznuz yapma. Tek mama yemeyen kedi işte. Canı sıkılınca yiyor. Başka da yemez. Sen yedin mi kız? Smokin. İyi Bahadır peşimden içeriye geldi. Biraz uğraştırdı tabii. Köşede durmuş. Bu da onu kolluyor. Saldırmasın diye. Ariana dün benim kafama şey yapıyor. Pati vuruyor. Tamam ama şey yapıyor. Sevimlilik yapıyor. Bana dokunmaya çalışıyor. Kelimize vuruyor. Kız Ariana. Ariana. Ariana çok güzel ya. Parayla sat bana deseniz satmam yani. O derecede benim için kıymetli bir kedi. 4 ay bile olsa sanki yıllardır yanımdaylarmış gibi. Senin tipin çok komik kızım. Kızım. Ya hep diyorum tamam bu sefer 15 dakika çekeceğim. Yani 15 dakikayı geçmeyeceğim. Yine bir gevezelik yapıyoruz. 20 dakikayı bile geçiyor genelde videolar. Ariana Ariana. Ariana kafama pati atıyor. 2-3 tane yapıştırdı kelimize. Ya. Yeah. Bu yaramaz da yarım saat sonra geldi işte Arthur. Seslendim meslendim baktım ses yok. Sonra kardeşleri aşağı indi. Duvardan atladılar.
Bir 10 dakika oralarda koşuşturdular. Bu aşağıya doğru gitmiş. Nereye gitmişse bir alt tarafa gitmiş. Sonra geldi. Heh. Gel bakalım gel. Bakalım ne yapacaksın? Geldiği zaman genelde şuraya geliyor. Şu an kediler var. Biliyor ben karışacak diye müdahale edeceğim ya, temkinli davranıyor. Gelince oranın içine giriyor. Bazen orada uzanıyor. Biraz durup gidiyor. Taşa. Ciğere denk gelmemişti. Gece gelirse ta bazen geliyor bazen gelmiyor. Şu kedi arkadaşlar normalde doğum yaptı yani. Ne kadar oldu? Herhalde 2 hafta oldu. Tam da emin değilim. Fazilet'e benzeyen yaşlı kedi. Çok uzun durmaya başladı buralarda. Dün nereden baksanız 3 saat. Yine bu saatlerde gelmiştim. Akşam karanlık çökene kadar hiçbir yere ayrılmadı yani. Gelmiş şurada durdu. Şurada durdu. Biraz şuralarda yattı. Yani yavrusu olan kedi biliyorsunuz. Bu kadar uzun süre durmaz. Durmaması lazım. Yiyip içip gitmesi lazım. Yani belki de bilmiyorum. Hava sıcak olduğu için yavruların da anne sıcaklığına çok ihtiyacı olmadığından dolayı ara ara da gidiyor olabilir. Yani bazen aksatıyor olabilir. Kış olsa ama koşar tabii. Kışın daha da emin olabilirdik bu durumun gerçek olup olmadığına dair, hani yavrularına bir şey mi oldu? Çünkü ben şüpheleniyorum yani, gerçekten bu kedi biraz değişik bir kedi. Zırpırt da doğuruyor. Ben göremiyorum yani, nerede yapıyor, ne yapıyor? Yani komşuları pek rahatsız etmiyor. Ben konularda biraz hassasım, öyle insanların kapısının önüne gitmeyi hiç sevmem. Dediğim gibi beni biraz şüpheye sokuyor bu hareketleri. Çünkü ilk başlarda gelip gidiyordu, gelip gidiyordu. Dün bayağı bir uzun durdu. Bugün geldiğimde de burada yatıyordu biraz önce. Mamasını verdim işte, dediğim gibi yedi. Tekrar koydum, yine yiyor. Gece de zaten yine geldi, ciğer de yediverdim. Gerçi bu ciğerin sonlarına denk geldi yani. Artık biraz suyundan koydum. 3-5 parça da ciğer kalmıştı, ona verdim. Yine yanına da mama verdim ama sularını bayağı bir içti yani, su çoktu. Bir 5-6 kepçe vardı yani. Ben ne olur ne olmaz dedim, başka kediler gelir, boş gitmesinler dedim. Hani ciğeri verdikten sonra biraz da altında çorba kalsın. Hani ciğer dağılıyor biliyorsunuz küçük küçük parçalara. Yani o su daha böyle bir lezzetli oluyor. Bayağı da iştahlı yediler ama. Dün ilk defa biraz hafif bir tuz serptim. Sanırım daha da hoşlarına gitti. Kız Çiğde. Kızım. Kızım bak, sakın yanlış yerlere gidip doğurmayan şey. Zaten doğuracaksın yani. Bu saatten sonra sana bir şey yapamayız biz. Yani doğuracaksın yani. Bari ters yerlere gitme kızım. Ya eskiden el vuramıyordum ben bunu arkadaşlar. Şimdi kendini sevdirmeye bayılıyor. Yabanıydı bu çünkü. Burada doğurunca alıştı işte 4 aylık süreçte. Kış. Çita. Komik ama çitanın bakışları falan çok enteresan. Artur, dün ben arkadaşımla oturuyordum. Artur diyorum. Benjamin. Benjamin'le Şaro. Şu an burada yok Şaro. Şu dediğim okul var ya, bizim kapının önündeki boş arazi, yıkılan okul. Orada bir çeşme var. Şöyle 1 metre boyunda falan. Tam kurumuş yani, eski çeşme. Oranın üstüne çıktık, oturduk. Betondan biraz yüksek, 1 metre falan. Benjamin geldi işte oralarda, zıplıyor, hopluyor. Şaro da yanımıza geldi. Onun mekanı orası zaten. Havalar sıcakken gidiyor, o otların arasında yatıyor. Geldi, arkadaşım da bayağı bir sevdi kendisini. Kendisini sevdiriyor. Ben oradayken güvende ver yani, sıkıntı yok. Bir de şu aklıma şu iplik. Ayağına ip bağlanan kedi geliyor. Hayvana denk denk gelir yani, sıkıntı bizimkiler. Tamam, ele alışkınlar ama tabi yabancılardan aslında kaçıyorlar benim kediler. Beni tanıdıkları için. Geliyorlar yani, benim sesimi duyunca hemen koşup geliyorlar.
Kış yeni yapıyorsun orada. Her yana. Kızım. Kızım. Ya o arayana arayana. Çok tatlısın sen ya. Sen çok güzel. Elimi aşırıyor şuna bak. Barış. 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 Artur. Böyle. Artur bırakmıyor arkadaşlar ben oturayım. Şimdi ben gidip burada dinleneyim diyeyim. Şurada biraz oturayım. Anında. Hiç. Direkt kucağımda. Kucakla da yetinmiyor. Yüzüme doğru çıkıyor yani. Atlıyor omuzlarıma falan. Kucak delisi. Bunlar da alışmışlar. Ondan görüp yapıyorlar. Ariana hariç. Bu da atlamaya çalışıyor. Atlamıyor ama. Kızım sen de mi geldin? Şunları da ona koyayım şimdilik. Ama geç az kalmış. Bunlar neyini koyayım? Yeniden mamayı tazelemem lazım. Bu arada yine mama siparişi verdim. Sıkıştık arkadaşlar. Yani gerçekten yetmiyor. Kaç liraydı? 395'ti. Şu an 410 olmuş. Kendi sitesinde temiz mamadan. Yani başka sitelerden alsanız bilmiyorum. Orada pahalıdır. 80 lira, 100 lira fark eder yani. Fabrikadan satış olduğu için biraz daha uygun oluyor. Tabii normalde uygun değil aslında da Türkiye şartlarında şu an için uygun değil. Geçen sene 150 lira olan şu mama şu an 410 lira yani. Uçuk rakamlar. Her şeye zam geldi. İşte ona da geliyor, durmuyor. Şimdi daha yavru kediler de var arkadaşlar. Onlar da yavaş yavaş kendilerini belli etmeye başladılar. Yani ya bunun yavruları, bir kısım da Fazilet'in yavruları ama kardeşler mi bilmiyorum. Tam emin olamadım. Dün diyorum ya, öbür gün. 3 tane kedi vardı yani şuralardalar. Takılıyorlar. Biri şu taraftaydı. Kaliko. Dişi. Gittim ona bir şeyler verdim. Siyah kedi vardı. Geçen bahsetmiştim ya. O da smoking kedisi. O biraz zayıf kalmış arkadaşlar yani. Bir tane de şu bizim kedilere benzeyen vardı. 3 taneydi. Götürdüm onlara mama koydum. Onlar Fazilet'in yavruları. Fazilet artık tabi bunlar büyüdükleri için ilgilenmiyor yani. Yanlarında görmüyorum hiç. O yüzden yani bizim de gerçekten mamaya ihtiyacımız var. Ben çünkü çalışmıyorum arkadaşlar. Hani anne baba parasıyla bir yere kadar yani insanlar sizi idare ederler. Ben bunlar yüzünden gitmedim. Bakın hiç çalışmadım da bir yere de gitmedim. Pandemi de bitti. Burada kaldım yani. Daha o yüzden kanal açtım. Dedim ya bu deveyi güdeceğim ya bu diyardan gideceğim yani. Her şeyimden ödün verdim maalesef. Yani artık benim için her şey kediler yani. Başka bir şey yok. İnsanlardan daha da değerliler gözümde yani. Alışınca öyle oluyor arkadaşlar yani. Bir insandan daha kıymetliler. En azından size bir zararları yok yani. Yok onu mu dedi, şunu mu dedi. Bunlar da buraya girmişler. Bahadır kendisini yarıyor. Smokin dinleniyor. Dün bu da okulun bahçesinde beni bekliyor. Zannediyor ben tekrar buraya geleceğim, bir şey vereceğim. Sen de hiç doymuyorsun kızım ya. Bana Kaliko'ya mama verecektik değil mi? Biraz mama verelim şuna. Biz de burada yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Bitirmeden önce de o demin söylediğim kedilerin görüntüsünü de buraya atalım. Onları da görün. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.
Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Pardon Uluş. Neriman. Kızım. Neriman. Neriman.